Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte makyaj yapacağız. Ama ne makyajı? Söz makyajı yapacağız. Yani isteme makyajı. Benim istemem oldu. İstememde de makyajımı ben yapmadım. Arkadaşlarım saçımı, makyajımı yaptılar. Ben de hiçbir şey bilmiyormuş gibi oturdum. Onların yapmasını bekledim. Şimdi sonra dedim ki kendime, hani ben de yapsam nasıl yapardım acaba diye düşündüm. Sonra ki bunu videoya çekeyim. Hem de YouTube'a atarım. Hem içerik olmuş olur. Hem de kendi yaptığım nasıl olurmuş onu gördüm dedim. Arkadaşlarımın yaptığı saçı makyajı beğendim. Onda hiçbir sıkıntı yok. Hepsinin ellerine sağlık. Ama ister istemez hani bazı beğenmediğim noktalar oldu. Dediğim gibi hiçbir şekilde ben karışmadım. Karışmadığım için hani ne yaparlarsa yapsınlar dedim. Öyle çok takıntılı bir insan da olmadığım için çok ilgilenmedim. Sadece işte bir eyeliner çekerken çok zorlandık. Hani birini yaparken diğeri istediğimiz gibi olmadı. Sürekli sil yap falan. O yüzden dediğim gibi ben de yapmak istedim. Şimdi sizinle birlikte kendi söz makyajımı yapacağım. Saçımdaki değişikliği görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Hep sürekli ekrana bakıyorum. Halbuki buradaki kameraya bakmam lazım. Alışacağız. Ona da alışacağız. Evet, saçımdaki değişikliği görmüşsünüzdür. Bayram tatilinde memleketime gittiğimde direkt kuaförde kendimi buldum. Saçımı yaptırdım. Hep böyle beyaza yakın tonlar, yani eskiden beri isterdim. Sonra dedim hani koyu mu yaptırsak? Beyaz belki beni bir yaşlı mı gösterir? İki tane fotoğraf gösterdim. Sağ olsun çalışan da hani gerçekten çok güzel bir iş çıkardı. Yani beni bilmiyorum ama yaşlı göstermediğini düşünüyorum. Hani yakıştı. Ben kendime yakıştırdım. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Bu arada beni takip etmeyi unutmazsanız da çok memnun kalırım. Bir beğeni falan. Buradan da bir sivrimden mesajı alttan vereyim. Her neyse kuaföre gittim. İki tane fotoğrafı gösterdim. Hani bir koyu, birazcık da açık. Dedi ki oradaki çalışan, benimle ilgilenen kişi. Yani ben sana bir şey çıkartacağım. Sen bunu şu an açık olabilir. Açık istediğin gibi. Yavaş yavaş zamanla koyuya dönecek. Yani istediğin ikisi de olmuş olacak dedi. Ben de tamam dedim. Direkt ona bıraktım. Hani zaten bu tarz ombreydi, sombreydi, şuydu buydu, çok o tarz şeyleri anlamıyorum. Ya bilmiyorum ya, anlayamıyorum ben onları. Hani direkt kendimi onlara bıraktım. Hiçbir şekilde karışmadım. Sadece istediğim şeyi söyledim ben. Sağ olsun böyle bir şey ortaya çıktı. Çok memnun kaldım. Yaptırdığım yer öyle şey gibi değildi, küçümsemek değil, yanlış anlaşılmasın. Hani böyle mahalle arası derler ya, o tarz bir yer değildi. Çok lüks bir yer de değildi ama gerçekten müşterileri çok fazlaydı. Ağzına kadar dolu diyebileceğim bir yerdi. Orada yaptırdım, ellerine sağlık hepsini. Gayet de güzel oldu. Herkes de çok beğendi. Şimdi sizinle birlikte makyajıma başlayalım. İlk önce gözümden başlayacağım. Tabii şu... Durayım şöyle. Burada aynam da var. Aynen. Oldu. Gözüm için kapatıcı. İlk önce. Hayır, kapatıcı değil. Sorry. Bir dakika. Önce nemlendirici. Unutuyorum. Unutturmayın. İlk önce yüzümü nemlendireceğim. Makyaj bazım yoktu bu. Elbisem de bu renkteydi. Elbisem burada değil. O yüzden o renkte üstüme bir şey giydim. Hani makyajım ona göre belli olsun diye. Neyse yüzümü nemlendireceğim. Bu aloe vera'yla. Arkadaşımın vardı ya. Evet arkadaşım getirmişti. Onlar yüzüme kullandılar makyaj bazını. Mesela fondötenim de yoktu benim. Aslında istesem alabilirdim. Ama ben uzun zamandır fondöten kullanmadığım için hiçbir zaman... Yani uzun zamandır fondöten almadım. Yani 3-4 yıl önceye kadar kullanıyordum. Bunun da emmesi çok sıkıntı. Kaşım düşüyor. Bol. Fondöten arkadaşımın da fondöten gibi bir şey vardı ama onunki çok koyu olduğu için onu kullanmadık. Benimki de bir tık koyu gelebilir diye kapatıcımla bendekini karıştırdık. Yani şu vardı bende. Bunu karıştırıp fondöten olarak onu kullandık. Keşke şey yapsaydık ya, o gün makyajımın fotoğrafını çekseydik.
Ama fotoğraf, yakın fotoğraf var mı? Vardır ya. Onu koyarım kenara. Orada çok belli değil zaten yüzüm. Hani makyaj olduğu falan belli oluyor ama o kadar abartılı bir makyaj yapmadığımız için belli değil. Bir büyülisin. Kaç numara bu? Numarayı göremiyorum. Ha, 132 numarası. Bunu kullanacağım. Bunun bende bir tık koyusu vardı. O gerçekten koyuydu. Bunun rengi çok iyi. Şimdi profesyonel bir makyaj beklemeyin. Bizim yaptığımızda profesyonel bir makyaj değildi. Bir de ben niye kuaföre gitmek istemedim? Şöyle zaten 1-2 saatlik bir şeydi. Gitmeye gereksinimi bulunmadım. Gereksiniminde bulunmadım. Bazen böyle kelimeleri yutabilirim. Kusura bakmayın. Gitme gereksinimde bulunmadım. Benim arkadaşlar gelirse, benim arkadaşım geldi. Erkek arkadaşımın kuzeni geldi. Sağ olsunlar. Yardımcı oldular. Baktım neredeydi ya. Kapatmaya devam ediyorum. Ha. Neyse, ne diyecektim? Neden kuaföre gitmedim? Zaten 1-2 saatlik bir şeydi. Bunun içinde çok gitmeyi düşünmedim ve hani kuaföre gidecek kadar da hiçbir şey bilmiyor değildik. Bu yüzden gitme gereksiniminde bulunmadım. Aynı şekilde nişanımda da düşünüyorum gitmemeye. Bir de ben şeyi de çok sevmiyorum. Ya bu kuaför için falan demiyorum. Mesela ben istemem de çok aman aman süslü püslü bir şey olmadı. Organizasyon yoktu. Bir de hani bizim istemeyle nişan ayrı olacağı için hani organizasyonu nişanda yaparız ama sadece organizasyon. Hani o arkaya çiçek mi çiçek bir şey getiriyorlar ya. O hani çok abartmayalım gerek bulmadım. Bir de bilmiyorum ben böyle her şey olsun işte millet ne yapıyorsa aynısını yapalım bak ay şu şunu yapmış ben de kesinlikle bunu yapmalıyım diyen bir insan değilim oğlum. Şişt, tamam korkma bir dakika kedimi alayım. Heh. Kumandayı düşürdü. Tüyleri elimde kaldı. Kır kır. Neyse bir şey olmaz. Heh. İşte böyle o onu yapmış ben de bunu yapacağım şu şunu yapmış ben de şunu yapacağım diyen bir insan olmadığım için hani çok takılmıyorum. Ha tabii ama organizasyon da bir süs olsun canım değil mi? Onu istiyorum. O yüzden dediğim gibi çok aşırı gösteriş meraklısı değilim. Ama istediğim bir şey varsa da bunu gerçekten istiyorum. Hani bunu yapalım dediğim bir şey varsa da yapmayı da gerçekten isterim. Bunu şimdi kapattım. Şimdi pudralayacağım. Oh, gözüme çok kötü soktu şu an. Hangi pudra? Şimdi yine Biolis'in pudrasını kullanacağım. Ne pudra oldu yazıyor mu? Yo düz pudra. Numara falan var mı? 282 yazıyor burada. Yo pardon 132. Aa bu da 132. Aynısı kız. Aynen. Aferin bana. Bilmeyerek aynı numaraları bulmuşum. 132 pudrası. 132 numaralı pudrası. Şimdi bunu yapıyorum gözüme. Sabitlemek için. Ne yapıyoruz? Şurayı yine bir kaldırayım. Hep düşüyor kaşım. Bir şey daha ekleyeceğim. Kendime kuafördeyken adam bana şey dedi. Saçını dedi düzleştirme dedi. Çünkü yani yakıyor saçın. Zaten hani sertleşecek daha. Allah'tan evet şu an birazcık sertlik var da ben Gliss'in maskesiyle kremini almıştım. Onları kullandım. Birazcık onlar işe yarıyor. Uzun zamandır kullanmadım. Hemen hemen hani 1-2 haftalık falan. Yine de bir tık hani aşırı sert olmasa da ya da şu an aşırı yumuşak olmasa da o yumuşaklığı birazcık elde ettim bir tık. Kedicim oraya gitme yavrum kuzum. Sarman! Heh, in aşağı ya da öyle otur tamam mı? Aferin. Ben şu kediyi alayım şuradan. Aşko gel. Kuzum. Heh, o yüzden bana dedi ki saçını dedi düzleştirme dedi. Maşa yapabilirsin, fön çekebilirsin dedi. Şimdi ben fönü çekiyorum. Fönde sıkıntı yok. Yani fön çekiyorum dediğim kuaförlerdeki gibi büyük büyük bir şey çekemiyorum yani. Normal saçımı tararken fön. Taraf fön. Hani o şekilde düz. Düzeliyor mu? Bir tık düzeliyor. Ama yine de bir tık kabarık da oluyor. Ben dedim ki kendime maşa almalıyım. Adam da şimdi bana böyle deyince maşayı
yapmalısın. Hani düzleştirme saçını dediğinde ben de kendime maşa aldım. Bugün dağıtıma çıkıyordu yanlış değilsem. Eğer o gelirse makyajdan sonra da onu çekeceğim. Çekip onu da atacağım. Bir taşla iki kuş olmuş oldu. Bir video çekelim dedik. Bir tane daha bir şey çıktı. Çok mutluyum tabii ki de. Neyse devam ediyorum. Ne yapacağız? Aa ben bantı getirmeyi unuttum. Bir bant getireyim gözüme. Eyeliner çekeceğim zaman bantla yapacağız. Bekleyin. Bantı getirdim. Hangi renk kullanalım? Şimdi benim elbisemin rengi bu tonda dedik. Hani çok renkli bir şey olmasın. Bir tık kahvemsi ya da nude gibi bir şey olsun demiştik. Ama ilk önce gölgelendirme yapacağım. Gölgelendirmeyi yapalım. Hangi renk kullansam? Bu benim klasik Revelation'ın yıl 2019 muydu neydi tam hatırlamıyorum. O zamanlar aldığım indirimle Watsons'tan 25 liraya aldığım palet. Pigmenti bu arada çok iyi. Ben çok beğeniyorum ve kullanıyorum. Memnunum. Bir de şu da var. Bunu ne kadar almışım? 70 mi 80 mi öyle bir şey almıştım. Bu da cıvıl cıvıl renkli renkli olduğu için almak istemiştim. Allah'ım bayılıyorum renkli şeylere ya. Çok tatlı. Bu neymiş? Bu da Rivelmean'inmiş. Ay aman neyse boş verelim. Hadi gölgelendirme yapalım. Gölgelendirmeyi neyle yapacağız? Tabii ki koyu bir renkle yapacağız. Hangi koyuyu kullansam? Bu arada şurada da bir tane vardı. Bu da Like It'ındı. Like It de olabilir. Şöyle bir. Bunu 250 liralık kutu oluyor ya. Karma. Sürpriz. Oradan çıkmıştı. Onu kullansak buradan mı? Şu renk olsun. Şunu kullanacağım. Haydi bismillah. Halbuki besmeleyi en başta... Olsun her işimizde biz çekelim besmelemizi. Yanlış yol olmasın sonra. Bakın nasıl yapıyorum. Önce kapatıyorum. Şöyle şu klips bölgesi dediğimiz yere birazcık gözümü kapat açıyorum. Zaten o yavaş yavaş şekli alıyor ama tam renk çıktı ama çıkmadı. Bakın şöyle orta açtım. Tamam. Bir kez daha yapayım. Ya bir de şey yapıyorlar ya ben onu tam beceremiyorum. Ya yani şuraya kadar çekiyorlar falan. Kalınlaştırıyorlar. Böyle bir şey yapabilir miyiz? Ama bundan önce şey yapayım gibi durun. Önce bantımı da yapıştırayım da. Çünkü aşağıya kadar kayıyor falan. Sevmiyorum. Ay görmüyorum ki. Hı. İşte biz o gün bant kullanmadık. Eyeliner çekerken de ben bant getireyim mi dedim. Gerek yok dediler. Sonra eyeliner şurayı çok güzel yapıldı. Onda sıkıntı yok. Tamam klasiğin birazcık dışında bir şeydi ama burayı 40 kez uğraştık yapmak için. İnşallah düzgün yapıştırırım. Ölçüm hemen. Bir tane daha yok mu? Şununla bir ölçelim. Bir tık aşağıda olsa iyi olur. Tamam. Oldu. Umarım. Şimdi ölçelim. Şuradan. Oldu oldu. Tamam. Şu gölgelendirmeyi bir kez daha yapacağım ya. Tam şey yapamadım. Hayır bir de böyle dedim ki çok güzel renk veriyor, pigment veriyor falan, artistik yaptık. Şimdi istediğim gibi olmadı diyor. Tamam. Ama güzel ya baksanıza gayet de güzel çıkartıyor. Şimdi oldu. Şu çok parlak değil mi ya? Bu çok hoş durmaz mı?
Şuradan renk baksak. Göstermiştik. Buradan, yani buradan neyi kullanabilirim? Kullanmak istesem şunu kullanabilirim. Ama bu da açık içe doğru daha iyi olur. Ya da ortaya. Bu kalsın. Ben bunu kullanmak istiyorum. Bunu nasıl kullanacağım biliyor musunuz? İlk önce elimle yapacağım. Elimle gayet daha güzel oluyor. Şu şekilde. Umarım hava birazcık yağmurlu olduğu için azıcık kapalı ama inşallah görünüyordur. Şöyle yakınınıza geleyim. Eşit değil mi kız? Evet, çok iyi. Önce şurayı yapayım. Dağıtacağım, merak etmeyin. Şunu da dağıtayım mı? Ya bende de hep şey var. Sol yaparken gayet iyi. Sağı yaparken birazcık sıkıntı oluyor. Bak, biraz yukarıda, bu bir tık aşağıda. Burayı azıcık yedirelim. Şu an çok sessiz geçiyor olabilir ama ciddi bir iş olduğu için sakinlik mükemmel. Ya bura yine koyu duruyor. Bura yine kısa durmuş oluyor. Delleniyorum. Neden böyle oluyor? Bir tık daha o zaman. Belleyelim. Ha, bu gidişte ebesini umarım bozmadan beceririz. Yok. Tamam. Oldu. Tamam. Ortası açık renk yapacağız. Oldu değil mi ya? Yeter, bence de yeter. Şimdi burası tamam. Bir tık ortaya koyu renk yapacağız. Ya şey, açık renk yapacağız. Kafam karıştı. Bunu kullanalım. Şu rengi. Bunu da, tırnaklarım da uzun ya. Keşke. Neyse, şu parmağımı kullandım. Orta parmakla devam edelim. Yedirelim. Bakın. Ortaya şöyle çektim. Bak. Ortadan şöyle indirdim. Bunda bir dağıtıcıyla farklı bir şey var mı? Şunu da dağıtsam. Gördüm, ortaya kullanayım. Şununla birazcık şey yapayım. Bu arada şey falan demeyin. Yanlış fırçalarla yanlış teknikler uyguluyorsun falan demeyin. Yani ben rahatıma ne oluyorsa onunla yaparım. Örneğin siz şu fırçayla ya da şu fırçayla çok rahat bir şekilde bunu yayabiliyorsunuzdur. Ama ben bu fırçayla yayabiliyorumdur. Ya bu insanların birazcık da kendisiyle alakalı bir şey. Yani kimin neyle neyi yaptığını bilemeyiz. Ben buna daha rahat yayıyorum. Bu benim için daha iyi. Şuraya tekrardan şöyle banayım. Bir de parlak olduğu için güzel oluyor. Şey, içe doğru. Biraz dışa doğru. De ben bunu yaparken şöyle yapıyorum. Hani insanlar gibi böyle böyle yapmıyorum. Mesela burasını böyle bastırdım, çeviriyorum. Burasına zaten bu görünecek mi? Odakla, hani oraya veriyor. Tamam. Tamam. Şöyle göstereyim. Bir dakika. Umarım
olmuştur. Ev yerleşelim. Olmadı gibi. Bir dakika düşünüyorum şu an. Birazcık renk vermiş olması için. Bize parlaklık versin demiştik ama o arkadaşımdan kullanmıştık herhalde. Birazcık. Siz en sona glitter de ekleyebilirsiniz bakın. Böyle renkli olsun dersen. O da çok güzel olur bence. Ben ne eklesem? Yani ne eklesem dediğim orta kısmına. Ama çok bozarım ya. Neyse elleyemeyeyim. Bir şey söyleyeyim mi? Şöyle parlak ya bu. Belli olmuyor ama sizinle çok hoş durmaz mıydı? Bir dakika deneyeceğim. Bir şey diyeceğim. Neyse en son değdireceğim bunu. Şunu kullanayım. Nasıl kullanayım? Şunu da kullanacağım onu da. En son highlighter da geçerim ben oraya. Oldu da bitti maşallah. Kafayı yedik. Parlak var ya bir tık. Ondan bir iki tık geçeyim. Tık tık geçeyim. Parmağımla geçmeyeyim ama. Parmakla geçersek sıkıntı olabilir. Şöyle değdireyim. Bakalım nasıl olacak. Tamam. Siyah. Bunu içeriye çekeceğiz. İçini boyuyorum. Aman mümkünse bakın gözünüzü falan çıkartacaksanız sakın yapmayın. Gözüm biraz açacağım. Maymun gibi olabilirim. Haberiniz olsun. Bir de şuraya. Mesela biz böyle bir şey yapmamıştık. Bunu da Emily'nin bu yıllar önce 101'den almıştım ve gayet de çok kaliteliydi. Ve çok güzel pigment veriyordu. Yani şu an belli oluyor mu bilmem. Yukarıya bakayım. Yani hoş. Bu tamam. Ben eyeliner çekerken çok önceden yaptığım bir taktik vardı. Şuydu o da. Eyeliner fırçası. Ben bunu kolay eyeliner çekemediğimde şunu yapıyordum. Şimdi bu siyah ya. Dik bir şekilde buraya koyuyordum. Birazcık çekiyordum şöyle aşağıya doğru. Sonra buradan buranın açısına göre yapıyordum. Örneğin buranın şimdiki açısı bir tık şöyle tırnağımla dokunayım. Daha açık dokunayım. Şimdi şöyle ya. Paralel çekiyordum. Okey. Tamam. Yine aynı şekilde şöyle çekeceğim. Burayı da paralel. Ay hadi Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ucunu kalınlaştır, yani köküne doğru kalınlaştırıyorum. Eyeliner'ı alıyorum. Dağıtmayacağım bunu. Çünkü dağıtırsam kendim biliyorum araya veririm ben. Kenarda bırakacağım. Aa. Şöyle. Yatınki olsun. Oldu.
hissediyorum ya. Bu sefer de eyeliner'da az önce sol yaparken iyiyim dedim. Masa olduğu için zorlanıyorum şu an. Ya da kurutsa mıydı? Şimdi kurutayım önce. Son düzeltmemi de yapayım. Hatta şunu da öne çekeceğim aynayı. Yoksa zor olacak. Burası tamam, burası tamam. Sıkıntı şurada bir tek. Burası çok tam köşeli olmuş. Burası tam köşeli olmamış. Bir tık buraya köşe atacağız. Köşe edeceğiz ama bak. Simgelimle bu arada aşağıyı tekrar bir kapatayım ben. Şöyle. Oldu be. Oldu be ablam. Oldu değil mi? Burası tıkanmış. Şimdi bunun altını bir daha yapacağım. Yaptık ama. Yani şöyle azıcık değdiriyorum bakın. Bütün makyajımızı da bozmayalım. O şeylik gitsin yani. Karartı. Şöyle değil mi? Alama. Biraz bayağı uzun video oldu. Ama ne yapalım? Sonuçta sözleniyoruz. 10 dakikada mı yapalım makyajımızı? Ha? Dellendik, fıttırdık. Hiç kimsenin anlam veremediği şu hareket. Onu birazdan limelde de yapacağız, bekleyin. Kapatıcıyla şey yapacağım. Bu arada bende bir tane daha pastelin de kapatıcısı var. Şu, bunu kullan kullan kullan. Bitmiş. Ortalar aşındı artık. 0-1'miş bu da. Bu sefer de bunu kullanalım. Bu da güzel bir pudraydı. Seviyordum. Şimdi bir onu kullanmış gibi olacağım ama bir şey olmaz. Ama siz makyaj sabitleme falan alın. Böyle özel günlerde bulundurun. Ben bulundurmadım. Ben yaptım, siz yapmayın. Klasik var ya, sen niye yapmıyorsun? Bize diyorsun sen yapmıyorsun. Ne demiş o zaman büyüklerimiz? Dediğimi yap, yaptığımı yapma. Hala bu tarafa bakıyorum. Bu tarafa bakmam lazım. Ölçülümü. Böyle nude renklerde ten rengi gibi bir tane göz kalemim var. Neyin bu? Likid'in olması lazım yanlış değilsem. Evet, Likid'in. Hani eskiden bir tane video vardı ya, bulamadım bu arada numarayı ya. Şaka gibi. Çekil şuradan, çekil. Makyaj yapıyoruz. Hani bir tane küçük kız vardı ya, makyaj yapıyordu. Maybelline Yves Orkun şu an. Ben de onun gibi. Rin. Kendi kendime eğleniyorum ya. Hemen gözümün altına. Bak şimdi. Ah. Şimdi böyle çektiğim kalem aşağıya doğru gelmiş ya. O yüzden siyah kalemi kullanıyorum. Gözümüzdeki şeyler okey. Ne kaldı? Gözümüze limel. Aa. Bu da tamam. Limel. Yine like dinlemeli. Ya bu da çok, ben bunu aldım aslında fiyatı uygundu diye bir ara. Ama ben hala şeyin maskarasında kaldım. Bir tane Maybelline New York'un şeyi vardı. Siyahtı. Şu kısmı da beyaza yakın. Yani gümüş mü denir? Ya o tarz bir renkti. Beyaza yakın bir renkti. Burası siyahtı. Siyah beyaz gibiydi. Onu ben aşırı beğenmiştim. Daha sonra Burist'in yeşili gerçekten çok güzel veriyordu. Ama bunlar çok beğenmedim. Elime de bu var diye almadım. Niye almadım? İnsanlar 4-5 tane alıyor. Sen niye almıyorsun? Sen de al, bir sürü bir sürü al. Makyajla o kadar yapıp oturup evde sileceğim mi? Silmeyeyim, dışarıya çıkayım. Dışarıya çıkayım dediğimde şurada 2-3 mahalle yürüyüp dolaşmak. Aynen. Bizim de dışarıya çıkma anlayışımız. Biz
sözünde makyajı yaparken şey yapmadık, kontörü. Yani normalde herhalde kontör en başta falan yap. Ben onu da görmüştüm. En başta kontör yapıp böyle işte şu kontör kısmını kullanıp bir de oturup beyaz kısmı falan aydınlatıcı hani böyle şey falan veriyorlar ya yüzünüze. Falan. Ben dedim ki biz dedim bunu kullanmadık. Dediler ki en başta kullanılır dedim. Olsun ben dedim sürekli en son kullanıyorum. Yani ne yapıyorum? Şurama kullanıyorum. Bir yediriyorum o kadar. O yüzden ya bir de şey anlamıyorum. Ya ben bunu şimdi kullanacağım. Üstüne fondöten süreceğim. Kontör gittiğini anladım ben şimdi bu kontürden. En üste yapayım ki belli olsun. Ama belki doğru işlemi altına yapılmasıdır. Bilemem. Ama ben üste yapıyorum. Yine üste yapacağım. Bu arada her zaman şunu söylerim bakın videolarımda. Benim amacım size hani şunu şöyle yapın bunu böyle yapın demek değil. Ay bu kurudu kız. Bir de bunu zamanında Tunis Şahin'den öğrendiğin bir tane bilgi. Televizyondan yıl bilmem kaç. Böyle 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 yapmayın derdi. Buradaki şeye zarar veriyormuşsunuz. Kadının verdiği taktik şuydu. Bunu çek. Fazlasını şuralara yedir gitsin. Bununla bunu karıştıracağız. Ben de elimin üstünü temizleyeyim bari. Şurada görünüyor ya. Ya ben krem sürdüm ama onun etkisi ne kadar kalmıştır ki? Şu yüzüme bir tık daha şey çekeyim. Normal. Şimdi elime biraz dökeceğim. Yani önce dökeyim de. Sonra kapatıcı. O BB krem. BB Beauty'nin. Yalnız fark ettiniz mi? Kullandığım markaların çoğu ya Like It ya şey BB Beauty'nin. Tamam pastelin falan da kullandık. Rebel Me'nin de kullandık ama çoğunluk hep o. Bunu da şöyle yapacağım. Şöyle bastırıyorum. Çekiyorum. Bir tık daha. Daha ıslatayım. Zaten 2 gram şey sürdük. Onu da yok etmesin. Ben zaten doğal olsun istediğim için yani böyle bazıları şey oluyor ya porselen makyaj diyorlar kalıp gibi oturuyor. Hani ben öyle görünsün istemiyordum zaten. Yani hem de pürüzsüz de dursun ki bence hoş da olacak gibi. Bununla pudralayacağım. Şöyle kenarını sıyır gibi yapayım. Bayağı uzun video olacak arkadaşlar. Bir de ben böyle daha çok mutlu oluyorum. Hani kendim yapıp kendim uğraştığım zaman. Mesela nasip olursa eğer inşallah düğünümde de yani gerçekten çok çok profesyonel bir şeyler yapabileceğimi bilsem düğünümde de oturup kendi makyajımı kendim yaparım. Tabii saç biraz sıkıntı onun için kesin şey kuaföre giderdim. bir zahmet gideyim. Kontür yapayım. Gıdı var. Şimdi. Önce ben bunu yapıyorum. Yedireceğim. Buralara falan da yapanlar var. Hadi onu da yapayım. Hiç denemedim onu da. Onu deneyeyim. Sizlerin huzurunda. Değişiklik oldum ya anlamadım ben. Neyse. Söyledim. Unuttum. Bu da Wet n Wild'ın
Hem contour hem highlighter stick diye geçiyordu yanlış değilsen. Evet. Hiç odaklamazsın ki. Asla burnuma kontör yapmayı da beceremem bu arada. Deneyeceğiz. Tamam. Bu yine Beerus'in. Bu da şey gibi oldu ya. Beerus markasıyla makyaj yapıyormuşuz gibi. Her altın Beerus. Gerçekten sevdiğim bir marka. Ya. Sadece uygunluk için de değil. Yani hoş. Beğeniyorum. Bir göz kalemi almıştım bir kere. Bir onu beğenememiştim. O çok hoş değil. Yeşil bir renkti. Herkesin laf ettiği, herkesin hani yıllardır bitmez bu dediği aldık. Yani Shiny Pink 519 numara. Böyle ya. Ben bunu biraz yukarıya kaldırıyorum. Şu şekil. Şuraya azıcık dokunduruyorum. Bak bu kadar. Aynada bak. Bak. Bir tane. Çok az. Dokundurdum. Bir tane de. Buraya çok az dokundurdum. Ay gözüküyor şurada. Elimde çok az kaldı. Buraya. Bunu bastırıyor zaten az kaldı buraya. Bu büyük bir ihtimalle buna nazaran çok az olacak. Eğer çok olmadı derseniz ne yapacaksınız? Bakın şurası bence benim bir tık pembe kaldı. Burada görüyorum. Şöyle bandıracaksınız. Kapatsın. Şu kontürü bir daha üstten geçeyim. Highlighter aydınlık versin. Bunu aydınlık için şöyle böyle kullanacağım. Şurama kullandım. Şimdi yedireyim. Oldu be. Şuraya da bir yapalım. Parlaklık versin. Ruj olarak arkadaşımın glosu vardı. Çok güzeldi. Parlak parlak. Onu kullanmıştım ama o şu an bende öyle bir şey olmadığı için. Uydur buydur bir şeyler yapacağız. Bu pastelin Moonlight Highlighter'ı. Simli parlaklık veriyor. Yine fırça şeklinde böyle. Bunu kullanacağım. Aynı yere kullanacağım ki hani şey olsun, ışıl ışıl olsun biraz. Nasıl şuraya biraz gelirsem. Aa böyle pul yapıştırsam da tatlı olurmuşum kız. Bu da tamam. Birazcık aşırı parlamışım gibi olabilir ama kamerada biraz parlak duruyorum yoksa iyi. Ya elimde rujlarım var. Hepsini göstereyim şimdi size. Like It'in bunu hep sürekli söylüyorum. Günlük kullandığım 539 Pink Plumeria rengi. Şunu zamanında Şok'tan almıştım. Golden Rose'un. Bunu
Ben koyu renk olsun diye almıştım bunu ama biraz fazla koyu herhalde. Biburis'in 530 şey 332 numara Roasted diyor. Buna bayıldım. Tam günlük kullanım bu da. 553 Delight. Bu Golden Rose'un, bunu da BİM'den almıştım yanlış değilsem, 34 numarası. Olarak bunu almıştım. Bu hangi martaydı? Flormar'ın Push, ama numarası yazmıyor. Yani şöyle şeyini yırtmışım. Bunu şeyde bulabilirsiniz. Shorts videolarımda bir tane çekmiştim. Bu da böyle pembe. Ay, ben hep aynı renk almışım ya rujlarım. Hep aynı mı? Hiç değişen bir şey yok. Gerçekten aynı renk. Ay, şöyle yakından göstereyim. Yine Biris'in şeyini, bir beauty. Ben hep size bir beauty diyorum. Bir beauty değil abi o ya. Biolis. Bir beauty başka marka. Şimdi anladım. Şunu dikkatimi çekti. Çünkü hiçbir de bir yazmıyor. Ben diğeriyle karıştırmışım. 501 Rose. Dudak kalemi. Kuzende bir tane dudak kalemi vardı. Onunkisi de yine Biolis'indi ama asansörlü ve çok güzeldi. Ben şöyle yedirelim kenarlara. Koyayım ya sana ya. Önce ben parlatıcı süreyim. Onu da bir türlü bilmiyorum. Parlatıcı üste mi sürülmeli, alta mı sürülmeli? Üste sürdüğüm zaman da bu sefer bunun rengi kayıyor. Bir şey oluyor. Alta süreceğim. Pembe de bulmasın ya. Kahverengi sürüm abi, ne yapayım? Kahveyi sürelim. Kahverengi sürelim. Beğenmezsek sileceğiz hep küçük. Yok, kötü durmadı ya. İyi oldu. Koyu sürmezsek iyi. Oldu. Kaşımı sabitlemedim. Kutuyu görünce hemen aklıma geldi. Yani kaşımı da sabitlemiştim. Bunu unutmayalım. Es geçmeyelim. Notun bir tane Brow Master Max diyor. Kutu içeriği böyle. Şu jeli, bu da ürün. Dokunduruyorum. Şu aynayı da getireyim. Belki de şöyle tutacağız. Daha güzel olur. Şöyle aynen. Böyle daha rahat oldu saçlarım. Şöyle tarar gibi iyice. Evet. Ve buraya da aynı şekilde yapalım. Yine yukarıya doğru düşmesini yedireceğim. Oldu. Evet, kaşlarımı da sabitledim. Onca bekledik, böyle oldu. Şimdi saçımı da açayım. Makyajım bu şekilde. Hatta şöyle göstereyim. Işıkta da gidelim. Buram tombik görünüyoruz. İçeriden şöyle da farklı açılardan aldım. Bence oldu. Çok kötü olmadı. Çok aman aman profesyonel bir şey de olmadı. Yine de iyi gibi oldu ya. Ben sevdim. Siz de yani çok aman aman bir şey olsun istemiyorsanız böyle bir şey yapabilirsiniz. Ama kesinlikle sabitlemeyi alın. Makyaj sabitleme. Fıs fıs sprey. Şimdi de şey yapayım mı? Saçım da şu şekildeydi. Aynısını tabii ki yapamayacağım ama nasıl olduğunu göstereceğim. Şimdi şuradan almıştık. Şuradan da almıştık. Instagram'da görmüştüm onu. Şuradan topladık.
Bunu kabataslak gösteriyorum. Şimdi yine şuradan da bırakmıştık. Arkadan bunu tabii burayı tam eşit bir şekilde olmuş. Eşit bir şekilde ayırmıştık şu an. Ben dediğim gibi kabataslak yapıyorum. Şuna açtık. Bu sefer yarım kısmını ayırıp tutturmuştuk. Dediğim gibi çok kaba taslak gösteriyorum. Burayı da şu şekilde ortadan tutturduk. Biz lastik tokayla bağlamıştık bebe lastiğiyle ama ben şu an tel tokayla tutturvereceğim. Bunu açtık. Maşa yapmıştık buralara böyle. Biraz açtık, dalgalandırdık vesaire derken sabitleyiciydi de. Makyajım bu şekilde. Umarım şuraya bakacağım. Makyajım bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenmişsiniz. Ben beğendim. Yani beni tatmin etti. Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım yorum yaparsınız. Beğenirsiniz, takip edersiniz. Çok memnun olurum, çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum.